kalkma. Abi yavaş. Bana ne dokunuyorsun ya? Yanında. Değerli arkadaşlar, öncelikle tekrar milletçe başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Aseki Hastanesi'nde şu anda yoğun bakımda olan iki hastamız var. Ve şu anda onların ameliyatı devam ediyor. Diğer hastalarımızı ziyaret ettim. Maşallah diğerleri şu anda kontrol altında, gayet iyi. Kendileriyle kısa bir sohbetimiz de oldu. Tabii ki o patlamanın şiddetiyle ve ufak tefek bazı zedelenmeler falan da oldu. Ama onlar da kısa zamanda gerek başhekimimizin gerek ilgili doktor arkadaşlarımızın da ifadesiyle onlar da taburcu edilecekler. Tabii şu anda başsavcılığımız bölgede çalışmalarını yapıyor. Gerek 7 şehit polisimiz, 4 sivil şehidimizle alakalı da onlarla ilgili şu anda bütün adli işlemler devam ediyor. Ve bu adli işlemlerin akabinde de zaten ailelerine teslim edilecekler. Ve onları da ebedi aleme böylece uğurlamış olacağız. Ama şunu çok açık net söyleyeyim. Yani terör örgütünün özellikle sivil polis veya sivil asker bu tür ayrımı bizi pek bağlamaz. Sonunda şehit olan insandır. Ve bunların bu yaptıkları insanlara karşıdır. Ve bizim askerimizin de polisimizin de köy kurucumuzun da görevi nedir? Bu ülkede can güvenliğini sağlamaktır, mal güvenliğini sağlamaktır. Bütün milletin aslında güvenliğini sağlamaktır. Bu güvenliği sağlamakla yükümlü olan insanlara karşı bu adımlar, bu terör eylemleri bulmaktadır. Dolayısıyla bu teröristlere karşı da biz mücadelemizi sonuna kadar yılmadan, usanmadan vereceğiz. Tabii ki şehitlerimiz var. Ciğerimiz bu noktada hakikaten kan ağlıyor. Ama her şeyin bir bedeli var. İlk insanla başlayan bu mücadele kıyamete kadar sürecek. Yani bunun öyle şu anda bitti biter diye bir durum da yok. Bunun minimize edilmesidir asıl olan. Ve bu konuda da gerek silahlı kuvvetlerimiz, gerek köy korucularımız hakikaten ortaklaşa çok ciddi bir mücadeleyi veriyorlar. Vermeye de devam edeceğiz. Ben tekrar ilginize, alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin tüm ailelerine başsağlığı dilerken ortaklaşa milletimizin de başı sağ olsun diyor. Zanlılarla ilgili bir... Şimdi biliyorsunuz bunun şehirlere taşıması yeni değil. Daha önce Diyarbakır merkezde olduğu gibi, Ankara merkezde oldu, İstanbul'da Sultanahmet'te falan oldu. Değişik yerlerde bu uygulamaları yaptılar. Yani teröristten her zaman her yerde bu tür şeyleri bekleyip ona göre de hazırlıklı olmak durumundayız.
Yani hiçbir zaman terörist uyur diye bir şey yok. Terörün nerede, ne zaman, neyi patlatacağı da belli olmaz. Onun için de bizler de her türlü tedbiri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Peki aracı oraya yerleştiren zanlılarla alakalı hiçbir... İşte bütün onun araştırmaları yapılıyor. Gerek şu anda polis teşkilatımız bu konudaki araştırmalarını istihbarat örgütüyle beraber sürdürüyorlar. Ve bunun yanında aynı şekilde tabii yargı çalışmalarını sürdürüyor. En kısa zamanda bunun ipuçları ele geçiyor. Peki, çok teşekkür ederim.